Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Twitter hesabından Sayın Cumhurbaşkanımıza açık mektup başlığıyla bir açıklama paylaştı. Çelik, Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesi kararından geri dönülmesini istedi. Hüseyin Çelik, açıklamasında şu satırlara yer verdi. Deprem felaketinden dolayı ülke çapında bütün üniversitelerimizin uzaktan eğitime geçirilmiş olması vahim bir hata olmuştur. Bu millet, Birinci Dünya Savaşı'nda 9 cephede savaşırken bile tek üniversitesi olan İstanbul'da rülfunluluğunu kapatmamıştır. Eski bir milli eğitim bakanı, 40 yıllık bir öğretim üyesi ve dünyadaki en iyi üniversiteleri yakından bilen birisi olarak söylüyorum ki, bu uygulama, telafisi mümkün olmayan yaralar açacaktır. Zaten pandemiden dolayı doğru dürüst üniversite yüzü görmeyen öğrencilerimiz, bir şekilde okullarını bitirecekler ama karşımıza diplomalı ancak mesleki bilgi ve beceriden yoksun mezunlar olarak çıkacaklardır. Yazıktır, günahtır. Ülkemizde örgün eğitime devam eden üniversite öğrenci sayısı yaklaşık 4 milyondur. KYK'nın yurt kapasitesi ise sadece 850 bin kişiliktir. Yani üniversite öğrencilerimizin sadece %25 İKYK yurtlarında barınmaktadır. Hal böyleyken bütün üniversitelerimiz hangi mantıkla uzaktan eğitime geçirilir? daha önce de belirtmiştim. Yurtlardaki iki kişilik odalar 4E, 4 kişilik odalar 8E çıkarılarak ve gerekirse ranza sistemine geçilerek yurtların yarı kapasitesi boşa çıkarılıp depremzedelere tahsis edilebilir. Madem ki milli bir felaketle karşı karşıyayız, herkes gibi üniversite öğrencilerimiz de paylarına düşen fedakarlıktan eminim ki kaçınmayacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanım, 12 Eylül darbesini yapan militarist zihniyetin tüm üniversiteleri kışla nizamına sokmak için kurduğu yükseköğretim kurulu, bugünkü kafa ve işleyişiyle kesinlikle yüksek öğretimimize zarar vermektedir. Onlarca rektörle konuştum, yüksek Öğretim kurulu başkanının kendilerini, aykırı bir görüş serdetmemeleri ve kesinlikle örgün eğitim yapmamaları hususunda aleni olarak tehdit ettiğini ifade ettiler. Kısa vadede YÖK'ün Milli Eğitim Bakanlığı ile ilişkili bir kurum haline getirilmesi, orta vadede ise bu kurumun demokratik ve gelişmiş dünya ülkelerindeki benzeri kurumlar haline getirilmesi elzemdir. Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Bunca işleriniz arasında Cumhurbaşkanlığı makamı ile bir ayda kaç kere görüşme şansı bulabilir ki? Depremden etkilenen illerimizdeki üniversite öğrencilerine ve bölgeden olup da diğer 70 ilimizde okuyan öğrencilerimize elbette kolaylıklar sağlanmalıdır. Ancak mevcut uygulama, öğrencilerimize değil, göke kolaylık sağladığı için zatalinize teklif edilmiştir. Lütfedip konuyu Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı'na değil de yağcılık ve tabaspus yapmadığından emin olduğunuz rektörlere sorun eminim ki size arz ettiklerim dışında bir şey söylemeyeceklerdir. Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle ilgili alınan karardan dönülmesi gerektiğini zatı ve kamuoyuna saygıyla arz ederim. Bilir ve takdir edersiniz ki, yanlıştan dönmek erdemdir ifadelerini kullandı.